Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videoda olduğu gibi kalkülüs görmemek için gözlerinizi kapatmışsanız tekrar açabilirsiniz. Bu videoda konuya kalkülüs olmadan yaklaşacağız. Evet. Şurada bir yayımız var ve bu sefer dikey çizmişiz. Fakat yer çekimi yokmuş gibi veya bir masaya üstten bakıyormuş gibi davranıyoruz. Çünkü burada yayın ve yer çekiminin etkisini gözlemlemek istemiyoruz. Yayın sadece kendisine bakmak istiyoruz yayı dikey çizdim ki böylece bu eğri hakkında daha fazla bilgi edinebilelim. Peki şunu söyleyerek başlamıştık. Bir yayımız varsa ve eğer bu kütleyi öylece bırakırsak yani yayı hiç gelmezsek x'in sıfıra eşit olduğu nokta yayın dinlenme noktasıdır. Peki eğer yayı a noktasına kadar uzatırsak ne olur? Çok az bir hızla salınmaya başlar ama geri çağırıcı bir kuvvet oluşur ve yayı bu konuma tekrar geri getirir. Yani kütle hızlanır, hızlanır ve buraya gelir. Ancak daha sonra yavaşlar ve hızı azalınca yay tekrar şu noktaya ulaşır. Bunu zamanın bir fonksiyonu olarak çizseydik şöyle olurdu. Çok yavaş hareket etmeye başlar, hızlanır. Bu noktada x eşittir, sıfır noktasında hızı maksimum olur. Böylece konumun değişme oranı en hızlı olur. Yani tam burada eğimin de çok hızlı olduğunu görebiliriz. Ve sonra tekrar yavaşlamaya başlarız. Aşağıdaki A noktasına geri gelinceye kadar yavaşlarız. Ve sonra aşağı yukarı, aşağı yukarı gidip geliriz. İşte bunun gibi. Yine şunu da göstermiştik. Aslında zamanın bir fonksiyonu olarak kütle konumunun denklemi xt fonksiyonudur. Bunu ispat etmek için bir diferansiyel denklem kullanmıştık. Bu denklemi hatırlamanız her zaman işinize yarar. Çünkü herhangi bir zamandaki kütlenin konumunu veya bu salınım hareketinin frekansını bulabilirsiniz. Hatta birkaç işlemle cismin hızını bile bulabilirsiniz. Peki, şimdi ne yapabiliriz? Bu salınan sistemin periyodunu hesaplamaya çalışalım. Bunların hepsini harmonik hareket olarak adlandırmıştık. Bu da basit harmonik hareket. Basit harmonik hareket bunun gibi Trigonometrik bir fonksiyonla ifade edilebilen bir şeydir ve şu şekilde ileri geri salınır. Şimdi bu periyodun ne olduğunu hesaplayalım. Hatırlayın, demiştik ki T saniye sonra kütle yay sistemi ilk konumuna geri döner ve sonra diğer bir T saniye geçince yine ilk konumuna geri döner. Şimdi bu T'nin yani periyodun ne olduğunu hesaplayalım. Bir fonksiyonun periyodu nedir? Periyot başlangıç noktasına geri dönüş süresidir. Yani bir tam döngünün tamamlanması için geçen süredir. Peki, eğer bu bir kosinüs fonksiyonuysa, kosinüsün 1'e eşit olduğu tüm noktalar hangileridir? Veya bu fonksiyonun A'ya eşit olduğu noktalar hangileridir? Çünkü ne zaman kosinüs 1'e eşit olursa, tüm bu fonksiyon A'ya eşit olur. Evet, teta'nın kosinüsü ne zaman 1'e eşittir? Yani bu denklem hangi açılarda doğrudur? Teta sıfıra eşit olduğunda değil mi? Sıfırın kosinüsü 1'dir. 2 pi'nin kosinüsü de 1'dir. Doğru mu? Birim çember etrafında dolaşmaya devam edebiliriz. Bu arada bu terimi bilmiyorsanız birim çember videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, 4 pi için de geçerlidir. Yani 2 pi'nin herhangi bir katı için geçerli. Bu açının kosinüsü 1'e eşittir. Bu fonksiyon yani xt fonksiyonu hangi noktalarda a'ya eşittir? Ne zaman kosinüs içindeki bu ifade eşittir 0 ya da 2 pi, 4 pi vesaire olursa x xt fonksiyonu a'ya eşittir. İlk döngü gerçekleştiğinde yani 0'dan t'ye olan süreçte 2 pi olur değil mi? Öyleyse bütün bu ifade şu noktalarda a'ya eşit olur. Ve bu durum bu içteki ifade 2 pi'ye veya 2 pi'nin herhangi bir katına eşit olduğu zaman gerçekleşir. Öyleyse diyebiliriz ki k bölü m'in kare kökü çarpı t eşittir 2 pi olursa x t fonksiyonu a'ya eşit olur. Veya başka bir şekilde ele alırsak bu denklemin her iki tarafını da k bölü m'li ifadenin tersiyle çarpalım. Sonuçta t eşittir 2 pi çarpı m bölü k'nın karekökü çıkar. İşte bu fonksiyonun periyodunu bulduk. 2 pi çarpı n bölü k'nın karekökü. Dolayısıyla karşınıza yayla ilgili bir soru çıktığında ve yayı gerip bıraktığınızda oluşan periyot nedir dediklerinde ki bu durumda yay bu hareketi yapmaya devam eder. Çünkü genelde sürtünme, yer çekimi, hava direnci gibi bir şeyin olmadığı varsayılır. İşte bu durumda bu formülü hatırlayabilirsiniz. Bizim örneğimizde bu değer 2 pi çarpı m bölü k'nın karekökü yani yayın bir döngüyü tamamlamak için geçirdiği süre. Peki frekans nedir? Eğer bir saniyedeki döngü sayısını bulmak isteseydik bu da periyodun tersi olurdu değil mi? Frekans 1 bölü periyoda eşittir. Periyotsa döngü başına saniye cinsinden belirtilir. Öyleyse frekans saniye başına döngü sayısıdır ve bu da döngü başına saniyedir. O zaman frekans 1 bölü bu değer olur. Yani 1 bölü 2 pi çarpı k bölü m'in kareköküdür. İşte frekans. Fakat ben bunu ve bunu ezberlemekte her zaman sıkıntı çekmişimdir. Eğer bir formülü ezberlemek istiyorsanız şunu ezberlemenizi öneririm. Ama merak etmeyin ezber olsa bile formülün niçin doğru olduğunu mantıken anlayabilirsiniz. Hatta yeniden ispatlamak isterseniz diferansiyel denklemlere bile başvurabilirsiniz. Bu formül sayesinde kütlenin herhangi bir zamandaki konumuna, periyoda veya frekansa ilişkin herhangi bir soruyu kolaylıkla cevaplayabilirsiniz. Yeter ki trigonometrik fonksiyonların periyot ve frekansını almayı bilin. Bu konudaki çok ilginç hususlardan birisi frekans ve periyodun her ikisinin de A'dan bağımsız olması. Öyleyse yayı sadece birazcık uzatsak bile işte buraya kadar geri gidip gelmesi çok uzattığımız durumla aynı süreyi alır. Eğer sadece biraz uzatsaydık fonksiyon şöyle görünürdü. Gördüğünüz gibi genlik daha küçük olur. Fakat fonksiyon esas olarak aynı şeyi yapacaktır. Yani döngüyü tamamlamak aynı süreyi alacaktır. Bu bana çok ilginç geliyor ne kadar uzatırsak uzatalım bir döngüyü tamamlamak aynı sürüyor. Peki eğer yayı sıkıştırmaya başlarsak. Mesela a eksi 3 olsun. Yay sabiti k ise diyelim 10 olsun. Ve 2 kilogramlık bir kütlemiz var. O zaman herhangi bir anda zamanın fonksiyonu olarak konum denkleminin ne olduğunu hemen söyleyebiliriz. xt fonksiyonu eşittir eksi 3 kosünüz, Şurada yukarıdaki k bölü m5 eder. 5'in karekökü çarpı t. Evet, hatırlanması gereken en önemli şey şu. Eğer bir trigonometrik fonksiyon verilirse ve frekansın veya periyodun nasıl hesaplanacağını hatırlamakta güçlük çekerseniz, şu ifadenin ne zaman 1'e veya 0 olduğunu düşünün ve periyodunu hesaplayın. Eğer üsttekini ezberlemek zor geliyorsa, bu periyot formülünü veya bu frekans formülünü ezberleyebilirsiniz. Ama bence üsttekini ezberlemek daha kolay. Evet. Gelecek videoda görüşmek üzere.